Ana. Ha kızım. Hadi sofra hazır, gel bir şeyler yiyelim. Yok, ben şunu kolaylayayım da ondan sonra yerim. Hadi yiyin siz, hadi. Hacer pilav yapmış. Yanında da cacık. Seversin sen ha. Hacer! Buyur Cemşra. Hadi git sen. Birazcık ye ama kurban. Hem Hamza seni böyle süzülmüş görmesin değil mi? Ramazan mektubu yazmayacak Reşit. Ne? Ramazan mektup yazarsa. He? Belki Hamza kurtulur dediydi avukat. Muzaffer Bey'in akrabası yazmalıymış. O vakit Muzaffer Bey'in kan yakını Halide Hanım var. O yasa makbul değil miymiş? Yazar mı ki kurban? Niye yazmazsın ya? Halide Hanım terstir merstir ama neticede kadın değil mi? Sen nereye gidiyorsun? Cemşir, nereye? Akşam akşam. Dur Reşit, beni bırak. Gidip konuşacağım. Gece gece Halide Hanım'a mı gidilir? Otur hele. Halide Hanım. Ekrem Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Gideceğiniz yere götüreyim isterseniz sizi. Lüzum yok, çok teşekkürler. Ben şuradan bir kere suya bineceğim. Ama görüyorsunuz hava çok soğuk. Üşüteceksiniz. Hadi, hadi lütfen. Avukattan çıktığınızı gördüm.
Canını sıkan bir şey mi var? Mühim bir mevzu değil. Bir meseleyi görüştüm avukatımla. Seher fabrikayı sizin yönettiğinizi söylüyor. Bu ara işler biraz karışık galiba. Mesele bu değil Ekrem Bey. Ben kocamdan boşanıyorum. Dilekçe vermeye gittim avukatıma. Kutlarım. Yani buna üzülmeniz değil, sevinmeniz lazım değil mi? Niçin? Evlilik insana pranga vurmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Sevgili Halide. Bana kalırsa artık hür bir insan olmanızı kutlamanız lazım. Ayrıca bir kapı kapanmadan bir diğeri açılmaz. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Çok naziksiniz. Rica ederim. Bir şey değil. Ayrıca benim için bir zevkti. Halide Hanım. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Sizle konuşmaya geldim. Önemli bir mesele. Neymiş bu mesele? Oğlum Hamza. Duymuşsunuzdur. Asacaklar. Evet, duydum. Biliyorum, hak yerini bulmuş işte. Benden ne istiyorsun? Kurtulabilmesi için tek şansımız var Halide Hanım. Belki siz bir mektup yazıp... ben onun asılmasını istemiyorum. Affettim derseniz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım Halide Hanım. Ama sizden bir büyüklük bekliyorum. Başka şansımız yok. Delirdin mi sen? Senin oğlun benim abimi öldürdü. Anladın mı? Benim abimi öldürdü. Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürdü. Hiçbir kuvvet senin oğlunu bana affettiremez. Canımı bile alsalar affetmem. Sakin olun. Halide, sakin olun lütfen. Hanımefendinin ne dediğini duydunuz değil mi? Şimdi artık... lütfen gidin buradan. Lütfen. Yok beyim. Gidemem. Oğlumu asacaklar. Bak, biliyorum. Ne deseniz haklısınız. Ben yine biliyorum ki affetmek yalnız Allah'a mahsus. Ama size yalvarıyorum. Bak, kulunuz. Köleniz. Hatta köpeğiniz bile olur. Cemşir Efendi. Beni iyi dinle. Benim abim öldü. Hamza da ölecek. Adalet bunu gerektiriyor. Anladın mı? Defol. Halide Hanım. Biliyor musunuz? Mal. Mülk. Zenginlik edinmişsiniz de, ıcık bir vicdan edinmemişsiniz. Bayramınız olacaksa hazırlanın. Hamza'mı asacaklar. Gelin hadi. Kim ne derse desin, siz en doğrusunu yaptınız. Hiç kimse ailesinin bir ferdini, canından bir parçayı kaybeden bir insandan vicdanlı olmasını bekleyemez. Bazı suçların bedeli ne kadar ağır olursa olsun mutlaka ödenmelidir. Abim benim her şeyimdi. Bütün hayatımdı. Onu o kadar özlüyorum ki.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.